zaman bestelere söz yazılıyor, kimi zaman şarkılara söz yazılıyor. Siz hangisinden yanasınız? Ben bunun ikisini birbirinden ayırmayacağım. Çok güzel bir söz üzerine beste yazıldığı zaman söz ağırlıkta olabilir. Çok güzel bir müzik üzerine de söz yazıldığı zaman müzik ağırlıkta olabilir. Fakat ikisinin de birbirine uyum sağlamış olması başarılı bir eser meydana getirir. Dolayısıyla ben bu konuda bir tercih yapmak istemiyorum. Yeter ki eser başarılı olsun. Teşekkürler sevgili Erkin Koray. 1969 yılında genellikle Türkçe sözlü parçalar müzik listelerinde yer alırken aynı süreçte şarkıların müzikleri kadar sözleri de öne çıktı. Bir müzik eleştirmenine göre Avrupa'da sözleri ön plana çıkan şarkılar plak listelerinde öne geçiyor. Bizde de buna paralel olarak İspanyol meyhanesi 4 haftada plak listelerini alt üst ederek bir numaraya yükseliyor. Nisan 1969. Bu hızlı tırmanışı ve paralelliği siz nasıl yorumluyorsunuz sevgili Erkin Koray? Klasik Türk müziğinden örnek alacak olursak, Türk halkı her zaman sözlere değer vermiş ve sözlerin ağırlıkta olduğu şarkılar tutulmuştur. Buna paralel olarak da Timur Selçuk arkadaşımızın yaptığı bu değerli eserin bir numarada haftalarca bulunması ve hatta bugüne dek hatırlanıyor olması bu yüzdendir diyebilirim. Barış Manço kendi müziğiyle ilgili şunları söylüyor. Türkiye'deki gruplar Memphis tarzı yani nefesli sazlara önem veren az akorlu melodik yapısı zayıf müzik yaparken ben tamla Mumtan Sol tarzı yani vokal düzenlemeleri öncelikle gelen orkestrasyonu kuvvetli müzik yapıyorum diyor. Siz hangi müzik tarzını uyguluyorsunuz sevgili Erkin Koray? Bana soruyorsanız ben Dağlar Dağlar yıllarında kendi müziğimi yapıyordum. Barış Manço, Sayın Barış Manço'dan daha önce başlamış olduğum için müziğe. Fakat tabii ki benim de yurt dışından etkilendiğim müzikler oldu. Mesela çok geç artık olan olmuş der gibi ama gönül verdim kara gözlü esmere derken bu benim müziğimdi. Çok güzel. Derim. Özgün müzik diye de adlandırılabilir. Söz müzik Barış Manço. Dağlar Dağlar. Çakırtaşı'nda profesyonel çalışma olanağı bulamamış genç besteci ve yorumculara da yer veriyoruz. Şimdi genç bir arkadaşımız Selim Atakan'ın düzenlemesinde kendi bestesiyle piyanoda Banu Işınık. Keman Hakan Elbir, saksofon Tayfun Duygulu ve Dolunay. Genç arkadaşlarımızı, yeni bestemizi, yeni düzenlememizi nasıl buldunuz? Çok güzel. Gerçekten dinlerken sanki rüyada gibiydim. Arkadaşları çok çok tebrik ederim. Hatta şöyle dinlerken aklımdan da dedim ki bir Erkin Koray gitarı da olsa bunun içinde ne kadar güzel olur. Moğolların Ekim 1969'da verdikleri bir konserden sonra bir müzik eleştirmeni şunları yazmış. Konserin son bölümü Anadolu Pop adını taşıyordu. Topluluk bu bölümde blues ritmine Anadolu motiflerini uygulamayı denemiş ve büyük başarı sağlamıştı. Bu çabanın en olumlu örneği ise Haliç'te Güneşin Doğuşu isimli parçalarıydı. Dinliyoruz. Haliç'te Güneşin Doğuşu, Moğollar. Programımızın son parçası sizin son çalışmanız. Yaptığınız müzik türü hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii memnuniyetle. Ben genellikle batı müziği türünde denebilir. Fakat içinde çoğunlukla doğu kokan bir müzik türüm var. Ve illaki batı müziği olsun veya doğu müziği olsun diye bir şey yapmıyorum. İçimden ne gelirse onu uyguluyorum. Bazen arkadaşlar Erkin sen ne tür müzik yapıyorsun diye soruyorlar. Ben buna verecek cevap bulamıyorum. Espriyle karışık olarak Erkin'i Hicazkar diyorum. Evet. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederim ben de. Şimdi birlikte izliyoruz. Hay yam yam. Bağışırlar bilir misin? Bilir misin? Tan yerini gösterip de onlar derler ki sana geçen geçti gidiyor da ya sen nerelerdesin? Hay yan yan,
gecenin son gecen olması da var. Demret eşi gül rengi şarabı getirsinler. Gafil bir gittin mi daha gelmek yok. Altın değilsin ki seni gömüp çıkarsınlar. Hay yan yan, hay yan yan, hay yan 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 yan, hay yan yan, hay yan yan, hay yan yan, hay yan 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 yan, hay yan yan. Sevgiyle dolmamışsa yüreğin, reklelerde manastırda hiçbir yere eremezsin. Gönül verip içtenlikle sevdirmiş şu dünyada, tüm cennetin cehennemin çok çok üzerindesin. Hay yan yan, hay yan yan, hay yan. Kafandan sil, bırak densiz işleri de kendini bil. Derin şöyle bir güzel oh, derin nefes al. Kaç nefes alacağın var ya hiç belli değil. Hay yan yan, hay yan yan, hay yan. Teşekkürler. Teşekkürler sevgili Erkin Koray. Sağ olun. Bir avuç çakıl taşı toplamak üzere. Hoşça kalın. Biliyorsunuz her çakıl taşı ayrı ses veriyor. Hoşça kalın.